İsmail saymaz. Sen Kıbrıs'taki Kutlu Adalı'nın eşiyle görüştün, röportaj yaptın. Bir kere o olayı bize bir anlat, bir de röportaj anlat. Olayı nedir? Kutlu Adalı aslında o Kıbrıs'ın uğur mumcusu kabul edilir. Normalde Kıbrıs... O dönem Avrupa gazetesi. Yok, Yeni Düzen. Ha, Yeni Düzen. Ha. Şimdi Kıbrıs bizim buradan pek bilinmiyor. Kıbrıs Türkiye'nin aksine solun güçlü olduğu bir yerdir. Yani hem Güney Kıbrıs güçlüdür hem Güney Kıbrıs güçlüdür. Ana muhalefet partisi ya da her zaman ya ana muhalefet... Klimayı kapatın arkadaşlar. Sol partidir, Cumhuriyetçi Türk Partisi. Orada kurulan ilk partinin adı Cumhuriyetçi Türk Partisi'dir. O da 1974'ten önce kurulmuştur. Sosyalist bir partidir aslında. CHP'nin kardeş partisidir. Denktaş'ın partisi sonradan kuruldu. Şimdi Kıbrıs bizim gibi de değildir. Yani yumuşaktır. Ada halkı olduğu için kanlı kavgalar olmaz. Yani Kıbrıs'ın 70'li yıllardaki silahlı siyasi cinayetlerde ölümleri bile Türkiye'de olmuştur. Yani Türkiye'deki Kıbrıslı gençler öldürülmüştür. Yani öyledir. Kutlu Adalı Kıbrıslı bir sosyalist. Orada tabii 70'li yıllarda Denktaş'la beraber mücadele veriyorlar. Denktaş'ın genel özel sekreterliğini yapıyor ama daha sonra yolu ayrılıyor. Çünkü Birleşik Sosyalist Kıbrıs inancına sahip. Kıbrıs'ta bunun çok taraftarı var yani bu arada. Bizde bir yani, onu bir aç bir cümle. Şöyle yani 1963 anlaşması galiba 63 anlaşması olsa gerek Kıbrıs, Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Cumhuriyeti'nin anlaşması. Orada iki toplumu bir devlet ve ortak parlamento. İşte yanlış bilmiyorsam Rum Cumhurbaşkanı Türk... 60. Seni söylediğin 60. Özür dilerim, evet. Rum Cumhurbaşkanı Türk Başbakan ya da parlamentoda Türk çoğunluk gibi Makarios, bir statüsü Başbakan, var. Cumhurbaşkanı Fazıl Küçük yardımcısı. Evet, evet. Yani bu daha sonra Kıbrıs'ta faşist bir darbeden sonra Türk toplumuna saldırıyla beraber Türkiye adaya çıktı ve bugünkü statü gerçekleşti. Kıbrıs'taki solcular genelde eski düzene dönülmesini yani ortak, iki toplumun bir arada. İki toplumlu tek bir devletin olması görüşünü savunuyorlar. Kutlu Adalı da bu görüştedir. Ya bu görüş çok yaygın bir görüştür bu arada Kıbrıs'ta. Kutlu Adalı aynı zamanda Yeni Düzen gazetesi yazarıydı. Ve 14 Mart 1996'da Kıbrıs'ta Gazimagosa'da Aziz Barnabas Manastırı'nda tuhaf bir baskın oluyor. Bu manastır iddiaya göre silahlı maskeli kişiler tarafından basılıyor, bekçiler alıkonuyor ve içeride Aziz Barnabas'ın mezarının bulunduğu yere doğru kazı yapılıyor. O günlerde deniliyor ki ya buradan bir şeyler alındı. Üç gün sonra Kutlu Adalı köşe yazısında diyor ki halk arasında dolaşan bir rivayet var. Buna göre işte bir asker 74'te Türkiye'de görevli olan bir asker 74 müdahalesi sırasında Rumların evlerinden mücevherler almış, gelmiş buraya gömmüş. 21 yıl sonra tuttuğu adamlarla şimdi onları alıp Türkiye'ye kaçmış gibi yazı yazıyor. Bundan sonra da Haziran başında bir yazı daha yazıyor. Bu kez yine Türkiye'nin Kıbrıslı solcular adaya yavru vatan denmesinden nefret ediyor bu arada. Dolayısıyla Türkiye'nin yavru vatan politikasını sert bir dille eleştiriyor ve bundan iki gün sonra Kutlu Adalı evinin bulunduğu sokakta gece yarısı başına ateş edilerek öldürülüyor. İlkay Hanım'la sokak lambaları da kesiliyor o gün. Evet, Haziran 1996. Yani birçok iddia var. İddiaya göre cinayetten 15-20 dakika önce eşiyle görüşüyor. Eşi o gün İlkay Hanım İstanbul'da. Eşine onlar beni tehdit ettiler diyor. Sonra komşuların iddiasına göre sokaktan bağırışmalar geliyor. Kutlu Adalı katillere vurmayın beni öldürmeyin diyor. Katiller senin ölmeyi hak ettin diyorlar. Elektrikler kesiliyor dediği gibi Barış'ın. Ve başına ateş ederek öldürüyorlar. Tabii bundan 4-5 ay sonra Türkiye'de Susurluk kazası olunca Kutlu Adalı cinayeti Susurluk içerisinde elinden ele alınıyor. Çünkü Abdullah Çatlı'nın adı geçiyor. Kıbrıs'ta Susurluk Kutlu komisyonu Adalı kuruluyor. Cinayetinde. Evet, yani onun da parmağı olabileceği söyleniyor. O yıllarda aynı zamanda Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'taki kumarhane bağlantısı da Susurluk iddiaları arasında yer alıyor bu arada. Kayıp silahlar, Susurluk şeyi, kumarhane. Ömer Lütfü Topal orada kumarhane çalıştırıyor. Evet, kumarhaneci orada. Şimdi bu arada Kıbrıs Meclisi'nde de bir Susurluk komisyonu oluşturuluyor. Kutlu Adalı işi de araştırılıyor. Kutlu Adalı orada takipçi kararı veriliyor. Faili meşhur cinayet diye. Yani faili belirsiz diye. Ahim'e gidiyor. Ahim diyor ki ya buna siyasi bir cinayet demek için yeterli bir delil yok elimizde ama soruşturma çok berbat yürütülmüş. Deliller toplanmamış vesaire diyor. Ve tazminata hükmediyor. 2005 yılında bu dava kapanıyor. Ama Susurluk ne zaman hatırlansa Kutlu Adalı ve Kıbrıs meselesi de hep akla gelir. Ben de Sedat Peker'in iddiaları sonrası yani Korkut Eken'e bağlı bir temin
Kutlu Adalı'yı öldürdüğü iddiası üzerine İlkay Hanım aradı. İlkay Hanım bana yazılmamak kaydıyla konuştu. Halen çekiniyorlar. Yazılmamak kaydıyla konuştu ve orada umutsuz olduğunu söyledi. Haberi duyduğunda sabah ağladıklarını ama umutsuz olduğunu söyledi. Bakalım önümüzdeki videolarda ne diyecek. Yani de bekleyiş ne bile böyle. Ne hissetmiş o gün? O Sedat Peker'in videosunu izlediğinde. Ağlamışlar, şaşırmamışlar. Ailede, evde yani. Aile şaşırmamış. Bunları tahmin ediyormuş. Ama umutları da yokmuş. Önümüzdeki videoları izleyeceğiz. Bakalım diye. Ben bunun üzerine Serdar Denktaş'ı aradım. Aynı zamanda dönemin Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın oğlu. Kendisi de o dönem başbakan yardımcısı. Ve yanlış hatırlamıyorsam Devlet Bakanı. Dedi ki, biz tamam Kıbrıs Meclisi'nde soruşturma açmaya karar verdik. Burada komisyon bilgi dağılır. Soru da sorar, bilgi dağılır. Ama işin Türkiye ayağı var. Peki Türkiye ayağında ne olacak dedi. Çünkü Türkiye ayağından bizim bilgi almamız mümkün değil. Bana kendisi dedi ki beni şimdi eleştiriyorlar. Siz dönemin başbakan yardımcısısınız. Cumhurbaşkanı da senin baban. Niye bir şey yapmadınız? Diyor ki o yıllarda bugün ve hatta özellikle o yıllarda burada Türkiye bir şey yaptığında ya da Türkiye adına bir şey yapıldığında bunun takibi yapılmazdı. Bir bildikleri var diye. Dolayısıyla ne güzel. Bu hadise de öyledir. Neden dedim? Oradaki silahlı kuvvetler Türkiye'ye bağlı olduğu için mi? Evet dedi. Bu nedenle bizim bu cinayeti Türkiye'de soruşturarak ortaya çıkarmamız mümkün değil. Ama benim kanaatime göre Kutlu Adalı'nın Adalı cinayetinin mutlaka bir Türkiye bağlantısı vardır diye görüş bildiriyor. Bütün bunlar şimdi ben de şu görüşü de şu fikri de uyandırıyor. Yani tabii Sedat Peker'in açıklamaları artık Türkiye'nin uluslararası itibarını sarsacak düzeye geldi. Yani çünkü bir de bu arada uluslararası medyada da yer alıyor. New York Times'ta, Le Monde'da. Tabii. Yani uluslararası bağlantısını sarsıyor. Uluslararası itibarını sarsıyor. Hani bunu sussun anlamında bir şey. O anlamda önerdiğim için söylemiyorum. Diyorum elbette ki, canım. Tabii. Yani şimdi Kıbrıs'ta bu ifade Kıbrıs'ta bundan 26 yıl önce işlenmiş faili meçhul bir cinayette yeni bir delil olarak sunulacak. Bu Kıbrıs Rum kesimini, yani şu an müzakereler sürüyor. Kıbrıs Rum kesimini Yunanistan'ı, Türkiye'nin itibarını etkileyecek. Dolayısıyla AK Parti bunları soruşturmak zorunda. Bunların üzerine gitmek zorunda. En ufak bir şüphe bırakmamak zorunda. Şimdi dünkü yayında ortaya çıkan hususlardan biri de şuydu. Kutlu Adalı, hani Sedat Peker'in adını verdiği Atilla Peker, meğer Kutlu Adalı operasyonundan değil, soruşturmasından değil, ruhsatsız silah bulundurmaktan gözaltına alınmış. Zaten onun tutuklaması yok ki yani. Şimdi zaten şöyle bir tuhaf durumda çıkmıyor mu İsmail? Yani bu Kutlu Adalı meselesinden dolayı eğer gözaltına alınsa olayın başka failleri de yani Sedat Peker'in açıklamaları baz alınsa, evet, referans alınsa başka isimleri de Korkut aynı şekilde. Bey'i de çağırmış evet, olacaklar. Korkut Eker'in de çağrılması. Şimdi gibi. Yani bu ya o yıllar şöyle yıllardı ben hatırlıyorum. O dönem ülke çocukları motosikletlerle Kıbrıs'a çıkıyor. Sınırda bir Rum asker vuruluyor falan. Tuhaf zamanlardı yani. Ve bu arada Erol Mütercimler yayınımızı izliyormuş. Dedi ki zaman aşımı Temmuz'da doluyor dedi. Kutlu Adalı ile ilgili zaman aşımı yok. Bu arada şu var. Kıbrıs'ta zaten zaman aşımı yok. Kıbrıslar da bana onu yazdılar. O nasıl sizin yok? Ülkenizde var. Bizim ülkemizde yok diyor. Yani eğer öyleyse Kıbrıs'ta görürsün nasıl olsa zaman aşımı yok. Yani Kıbrısların söylemesi böyle. Yani burada Türkiye'nin uluslararası itibarı sarsılıyor. Bir de yani Kıbrıs'ın da uluslararası itibarı sarsılıyor. Yani Kuzey Kıbrıs dünyada böyle bir devlet var. Kabul edin diyorsunuz. Ama Kıbrıs'a çektiğiniz muameleye bak. Son seçimlerde de öyle oldu. Yani AK Parti resmen seçimlere ağırlığını koydu ve seyrini değiştirdi. Şimdi Cumhurbaşkanı ne demişti? Suç örgütleriyle çuvala giren bunun bedelini öder demişti. Aha manzara bu işte. Suç örgütleriyle çuvala girmenin, yeri geldiğinde Sedat Peker'le beraber mitingler yapmanın, yeri geldiğinde Alaaddin Çakıcı için özel laf çıkarmanın ve daha sonra onun kalkıp Kılıçdaroğlu'nu bakla sopası, bakla bilmem nesi diye tehdit etmesine göz yummanın sonucu budur işte. Girdiğiniz ilişkinin sonucu şantaja dönüşür. Bir tür siyasi şantaj bu. Ve bunun bedelini sadece siz de ödemiyorsunuz şimdi. AK Parti ödemiyor, AK Partiler ödemiyor. Bunun bedelini bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ödüyor. 84 milyon ödüyor. AK Parti bunları soruşturmayarak hukuka olan inancı, demokrasiye olan bağlılığı zedeliyor. Ve bunun sonucunda bütün bir fatura, yoksullaşma adına,
efendim hukuk devletinin elinden gitmesi adına Türk milletinin omuzlarına yıkılıyor. Yani bugün Murat Sağman'ın demesi boşuna değil. Sedat Peker açıklamaları şimdi borsayı ve ekonomiyi de etkileyecek. Kaçınılmaz olarak bu böyle. Çünkü gitgide bir tipik Orta Asya ülkesi olmaya doğru gidiyor Türkiye. Buna dur demek AK Parti'lerin elinde. Ne yaparak? Soruşturma açarak. Ne yaparak? Mecliste komisyon kurarak. Ne yaparak? Bu iddiaları dikkate alarak. Ama Cumhurbaşkanı bile henüz açıklama yapmıyor. Yani Sayın Devlet Bahçeli açıklama yaptı. Tamam, İçişleri Bakanı'na sahip çıkıyor ama yani sadece nutuk irad etmekle Türkiye'de bunlar olmaz demenin ne anlamı var yani? Türkiye'de işte şatırlarla devletin bağı yoktur. Tamam, yoktur. Buyurun soruşturun. Yani kim ki ben bu durumda şunu da iddia etmiyorum. Yani Sedat Peker söyledi ve doğrudur. Zaten diyen biri değilim yani. Denmez de zaten. O görüşte de değilim ama yani ya adamın en azından kendisini kattığı eylemleri soruşturun yani. Bizzat itiraf olan İçinde şey. Bulunduğu ben dedi, yaptım dedi. Hayır, adı geçenlerin de reddetmediği işler yani. Bu da tuhaf. E şimdi dün Süleyman Soylu orada Mehmet Ağar'ı suçladı. 48 saat içinde istifa etsin dedi Mehmet Ağar için. E şimdi hakikaten tuhaf durum yani. Orada anlatacaktım da ya soru sormuyorsun olay mı anlatıyorsun diyecekler diye onu da anlatmadım vazgeçtim. Şimdi yani Marina'ya bu 28 Şubat günlerinde şey olurdu. İslamcı kuruluşlar aman asker bizim üstümüze gelmesin diye emekli orgeneral yönetim kuruluna koyarlardı. Hatırlıyor musunuz? Evet. Şimdi de Azeri oligarklar bürokratları koyuyor. Aman hükümet üstümüze gelmesin. Doğru, ilginç benzetme. Doğru. Yani Susurluk'ta ilginç bağlantısı şudur. Bak ilginçtir. Susurluk'un iddialarından biri de Azerbaycan'da darbe yapmaktı Aliyev'e karşı. Şimdi bu yıllarda da Azeri oligarklar bizim içlerimize karışmaya başladı. Yani ekonomik olarak. Ya adam diyor ki Marina benim elimden çıktı. Mübariz Mansimov diyor. Benim elimden çıktı. Benim dolandırılmak suretiyle elimden çıktı. Buna vesile olan 3 yöneticime dava açtım. 13 kişinin ifadesiyle Ergenekon FETÖ'den tutuklandım diyor ya. Ve doğru. Ya buna makul bir hukuk düzeni ne cevap verir ya? Ya şuna Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı ne demeli? Yani gerçekten Azeri bir iş adamı Türk vatandaşı. Türk vatandaşı 2015'te onun iddiasına göre değerinin altında, Marina'sı değerinin altında satılmış. Satılmasına, değerinin altında satılmasına sebebiyet verenlere dava açmış. Onlar bugün Bakırköy'de dolandırıcılıktan yargılanıyorlar. Aynı kişilerin bu FETÖ'cüdür demesi üzerine bu adam cezaevine girmiş. Ya bu kadar olur mu? Bir de üstelik 2014'te oraya AK Parti Elazığ Milletvekili Tolga Ağar girmiş. 2018'de o milletvekili olmuş. Yerine babasını bırakmış. Babası yönetim kurulu başkanı olmuş. Kendisi yönetim kurulu olmaya devam ediyor. Yahu ama bu kadar da olmaz ki. Yani kimse yani AK Partililer tamam anladık yani 2 maaş 3 maaş seviyorsunuz da giden Türk milletinin itibarından yani. Buna en azından şu duruma bir itiraz etmek gerekmez mi? Sayın Mehmet Ağar bir de savunacağım dedi kalktı dedi ki ya ben olmasam buraya mafya çöker dedi ya. Yani sonra da onun yanlış olduğunu ifade etti. Ama etti, olan etti oldu. Dediler. Ama olan oldu. Ama olan oldu. Niye yani? Bu işte bu Cumhurbaşkanı'nın çok haklı sözü. Suç örgütleriyle çuvala girmenin sonuçları tam oradan işte. Bir şey